privyet yağnur. Tüm çağların ve yaratılışın sembollerini ve diline, kadim çağların diline eğer bu konuları araştırıp kendini geliştirmek istiyorsan okumayla ve hissetmekle yapabilirsin. Ama bu okuma akıl ile olan okuma değil, bilgi, bilgelikle olan okumadır aslında. Tıpkı Hermes'in bilgiliği bilgeliği gibi. Yalnız bir durum var. Uyarı niteliğinde bunu algılayabilirsin. Bu okuma ve bilgelik yola da sokabilir, yoldan da çıkarabilir. Spiritüel açıdan söylersek eğer kapılardan da geçirebilir, kapıların gerisinde de bırakabilir. İşte bugünkü konumuz Hermetizmin ikinci videosu. Öncelikle Hermes'in kim olduğunu biraz daha detaylı anlamak gerekiyor. Birinci videoda ben bunu anlattım ama eksik olduğunu düşündüğüm bazı yerler var ve onları da birazcık daha açarak anlatmak istiyorum. Hermes'in ışık kelam öğretisiyle bir başlayayım ilk önce konuya. Hermes'in ışık kelam öğretisi üçgen ve üçgenin içindeki göz şeklinde tarif edilir. Tepe üçgen noktasındaki yani üçgenin tepe noktasında kavram, sol tarafındaki köşe noktasında simge ve sağ tarafında ise iç deneyim olarak gösterilir. Gözünüzün önünde böyle canlandırın. Ve o üçgenin tam da iç kısmında bir göz olduğunu düşünün. Bu üç derecelerin anlamı ise kavramsaldır. İnsan aklını temsil eder o üst kısımdaki yer. Yani bu kavram kısmı. İkinci kısmı yani sol alt yani sol alt tarafa geldiğimiz zaman simgenin olduğu kısma geldiğimiz zaman da o da insanın sezgilerine hitap edilmesinden bahseder. Üçgenin sağ tarafındaki köşe noktasındaki bu iç deneyimi de baktığımız zamansa iç deneyim yoluyla ruhun yeniden yapılanması ve kalp gözünün ya da çakrasının açılmasıdır aslında. Yani mistik bir özellik var ortada. Önceki videoda da bahsettiğim gibi Musa'dan da önce yaşayan ki bu yüzden Tevrat'ta da yeri vardır ve bütün İbrahim'i dinlerin bir kitapların atası olan İbrahim ya da Abraham'ın da Hermes'in öğrencisi olduğu rivayet edilir bazı kaynaklarda tabi. Bazı rivayetlerde de İbrahim'in Mısır'da Hermes öğretileriyle yetiştiği de söylenir. Kısaca Hermes bilimin, felsefenin kaynağı ve hatta Mısırlılarda yazıyı icat edip öğreten büyük bilgi olduğu da söylenir. Bütün insanlığı ve dünyayı etkilediğini kısaca söyleyebiliriz. Yani uzun lafın kısası olarak. Bazı söylemlere de bakacak olursak eğer Pisagor, Heraklitos, Platinos, Sokrates, Orpheus, Thales, Solon gibi orta çağı da etkileyen düşünürlerin de öğretmeni olduğu da söylenebilir Hermes'in. Bu da şu demektir. Hermes, simya, matematik, alfabe, felsefe, astroloji, tıp, kimya, hukuk, müzik, retorik, maji, coğrafya, geometri, anatomi, hitabet gibi Alanların da Hermes'ten kaynağını söyleyebiliriz. Birinci videodayken Hermes'in isim konusuna değinmiştim. Birazcık daha bu isim konusuna değinmek istiyorum. Mesela Tevrat'ta Hanok diye bahsedildiğinden bahsetmiştim. İslam'da ise İdris olduğundan ve ben birazcık da bu İdris kelimesi üzerinden gitmek istiyorum. Ee, İdris Nebi diye de geçer aynı zamanda. Onu da ayrı bir şekilde söyleyeyim. Neyse. Sözcük anlamı olarak bakarsak terzi anlamına geliyor. Yani insana hal elbisesi giydiren demektir. Yani evrensel enerjiyi giydiren demektir. Hal elbisesinden kasıt budur normalde işte ipek kumaş ya da işte yün kumaştan yapılmış kıyafet tarzında değil. Bir hal elbisesi, bir enerji elbisesi giydiren demektir. Daha anlaşılır biçimde ruhtan elbise giydiren anlamı da çıkar ortaya aslında. Bu yüzden bizde Terzi Hermes, Terzi İdris de denilebilir bu yüzden. Yunus Emre'nin hani şu Şol Cennet'in ırmakları şiirinde de bu durumla ilgili atıf vardır aslında. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür bir kulle biçen, Kevser şarabını içen kanar Allah deyu deyu mısrasındaki orada İdris dürür hulle biçen tarzındaki aslında orada Hal elbisesi biçen anlamı da burada bir atıftır. Yani esir madde, yani eterik elbisesi giydirendir. Diğer bir tabirle de. İdris diye söyler daha anlaşılır bir biçimde. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu durum eğer sana fantastik geliyorsa fizikte de bu konu birazcık aslında bazılarına göre kabul edilebilir, var olan bir konu olarak bahsedilir. Yani bu kuantum meselesiyle bu konuyu birazcık birleştirilme durumu da var. Hatta bunu savunanlar bile var. Tabi orası tartışılır. E, orası beni şey yapmaz. Her fikre saygım olduğunu baştan belirteyim. İsterseniz bu ya böyle bir şey olmaz. Kuantumla bu tarz bir konu birleştirilmez de değilebilir. Ya da birleştirilebilir diye de savunabilirsin. İkisine de saygım vardır. Neyse. Şimdi Teb ve Mefis'e yani Antik Mısır'ın iki önemli şehrine gitmek istiyorum. Teb ve Mefis e, tapınaklarındaki öğrencilerinin şöyle bir şey e, söylediği rivayet edilir İdris'in yani her misin. Gökteki güneş Aton, her zerredeki güneş Aton, her insanın kalbinde Amon vardır der. Yani gökteki güneş Aton Zaten e, Akhenaton meselesi de vardır. Güneş meselesi, bir atom figürü vardır zaten. Bunu Antik Mısır mitolojilerini eğer okuyanınız, araştıran varsa eğer bunu bilir zaten. Her yerde de zaten biz maddenin en küçük yapı taşı olarak atom olduğunu da biliriz ve insanın da kalbindeki bu ee, en küçük yapının da aslında nur yani amon olduğunu da biliriz. Tabi amonla ilgili bazı meseleler vardır. Orasına ben şu anda girmeyeceğim. Neyse de sonradan da diyor ki bu üç nuru bulan hakkı bulur der. Yani bizim tabirimizde daha anlaşılır tabirle. Yani buradaki hak iki k ile olan haktır ve e, bunun sebebi ise kaynağı kendinden olan manasındaki hak yani yaratıcıdan daha ziyade sebebi kaynağı kendinden olan manasındaki haktan bahsediyorum şu anda ben. İstersen buraya yaratıcı de, ister hakikat de, ister töz de, her mis bunları ulaşabilmeyi bu üç cümle ile açıklıyor. Tekrar söylüyorum gökteki güneş atom, her zerredeki güneş atom, her insanın kalbinde amon vardır kelimesiyle bunun bu sırra vakıf olabilmeyi anlatıyor. Bir hikaye anlatmak istiyorum ama hikayeye başla, yani başlamadan önce de böyle e, birisinden bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Tuvanalı Apollonius yani Nidele Apollonius da diyebileceğimiz Roma İmparatorluğu zamanında işte bu günümüzde Kapadokya ili civarındaki Tuvanadık yani günümüzde burası Nidedir aynı zamanda bu yüzden Nidele Apollonius da diyebiliriz kendinde doğan birisi. Yeni Pisagor'culuğun en önemli temsilcilerinden biri de sayılabilir bu kişi ve İsa döneminde yani yaşadığı dönem olarak bakacaksa eğer İsa döneminde yaşamıştır diyebiliriz ve e, asıl buradaki anlatmak istediğim nokta şuydu. Tuvalanı yani Nideli Apollonius, Balinas ya da Balinus diye de geçer bazı kitaplarda, bazı kaynaklarda. Şimdi ben bunu, bu kişiyi neden anlattım? Bunun üç sebebi var. <laughs> Birincisi, Mitreizmin yani Anadolu'daki anahtarı bu e, tuvalanı Apollonius'tur desem yeridir. Çünkü e, Anadolu'da bu tarz kişi yani bu kişiden bahsedersek, Ermiş sıfatıyla, hani bu büyüklerimizin bahsettiği ermiş, derviş tarzındaki bir figür olarak karşımıza çıkar. Önemli o bulduğum üç konudan bir tanesi budur. İkincisi ise gerçek İsa kimdir sorusundaki Hz. İsa olan da bu kişidir iddiası var ortada. Üçüncü olarak da önceki Hermes videosunda da bahsettiğim Tavula e, smagridanayla yani zümrüt tabletleriyle de bağlantısı olan birisi var karşımızda. Üç önemli bir konu bana göre şahsen. Öncelikle bu mitreizm konusu başka bir zamanın video konusu olsun diye sözümü de vereyim. Çünkü birinci maddede benim için neden bu tuvalana Apollonius önemli olduğundan bahsederken mitreizmden bahsettim. Bu başka bir videonun konusu olsun. İsa konusunda ise... Aytunç Altındal hocanın işte 2001'de verdiği bir demeçten eğer tamamen kopyalayarak bir alıntılamak yapacaksak eğer Aytunç hoca aynen şöyle diyordu. Tıp atıp aynı cümleyi söyleyeceğim. Mitreizm diye bilinen bir din vardı. Mitreizm İran'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya gitmiş olan bir din. Çok etkili bir din. Hatta Hristiyanlık falan hiçbiri önemli değilken Mitra'ya bağlı Anadolu'da bizim Tiyana dediğimiz yani Nide dediğimiz yerde yani Nide'nin Nide yakınlarında bir şehirde yaşayan bir ermiş var. Apollonius diye. Gerçek insanın o, o olduğunu kabul eden birçok Hristiyan da var. Yani bizim bildiğimiz Hazreti İsa İsa değil. Gerçek ise işte bu Tiyanalı Apollonius'tur derler. Bununla ilgili belge de var, birçok belge var. İlk 300 yıl içinde mesela imparatorluğun Bizans'ta sadece Apollonius'un adı geçiyor. Bir ermiş olarak geçiyor, bir peygamber olarak geçiyor, bir healer yani hastaları iyileştiren bir şahıs olarak geçiyor bilgi olarak geçiyor, öğretmen olarak geçiyor. Ve onun dışına, onun adına dikilmiş heykeller var. Aynen bu şekilde diyor. Şimdi ben bu adamı niye anlattım? Şimdi o kısma geleyim. Az önce bahsettiğim bir hikaye var demiştim ya. Ha işte o hikayedeki kahraman da bu abimizdir. Bu vakit hikayeyi anlatmaya başlayayım. Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütün üzerinde şu yazılar okunuyordu. Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes'im. Eserim önce herkese açıktı ancak daha sonra benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye sanatımı sakladım. Heykelin göğsünde ise eski dille yazılmış şu yazılar vardı. Eğer birisi varlıkların yaratılışını sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın. Herkes bu heykeli görmeye gelirdi ve ayaklarına bakıp bir şey bulamazlardı. Ben ise küçük, zavallı bir çocuktum. Fakat büyüyünce, kuvvetlenince göğsünün üzerindeki yazıyı okudum ve anlamını kavradı. Ve hemen sütunun altını kazmaya başladım. Toprağın altında içine güneş ışığı bile girmeyen karanlık bir geçit buldum. Burada bir meşale de yakmaya çalışmak da boşunaydı. Çünkü sürekli esen rüzgar buna izin vermiyordu. Karanlık yüzünden keşfettiğim yere giremiyordum. Bir rüzgarın gücü ışığın yanmasına da izin vermiyordu. Tedirgin bir uykuya daldığımda yüzü bana benzeyen bir ihtiyar karşımda belirdi ve bana seslendi. Kalk Balinus ve yer altına gir. Bu yol seni yaratılışın sırrına götürecek ve doğanın nasıl oluştuğunu göreceksin. Karanlık hiçbir şeye izin vermiyor ve ışık rüzgara dayanmıyor diye yanıtladım. O zaman bana dedi ki Balinus ışığını şeffaf bir kabın içine koy böylece rüzgardan kurunmuş olacaktır ve seni karanlıkta aydınlatacaktır. Bu sözler benim ruhumu neşeyle doldurdu ve isteğime ulaşacağımı hissettim. Ona seslendim. Siz kimsiniz? Bu büyük iyilik için kime minnettarım ben? Ben senin yaratıcınım mükemmel olan. O anda neşe içinde uyandım. Onun bana söylediği gibi ışığı şeffaf bir kabın içine koydum ve yer altına girdim. Orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam gördü. Elinde zümrüt bir tablet tutuyordu ve tabletin üzerinde doğanın varoluşu buradadır diye yazıyordu. Önünde duran kitapta ise bütün var olanların yaratılış sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır diye yazıyordu. Bu kitabı korkusuzca aldım ve buradan çıktım. Bu bütün var olanların yaratılış sırrı kitabında yazan her şeyi öğrendim. Doğanın nasıl var olduğunu anladım ve her şeyin nedenlerinin bilgisine eriştim. İlmim beni meşhur etti tılsım ve olağanüstü şeylerin bilgilerini öğrendim. Dört elementin birleşmelerini, çekimlerini, itimlerini tanıdım. Balinus. Şimdi Biraz zümrüt tabletten bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Tuvalan'ı, Apollonius'un hikayesini anlatırken de zümrüt tablet meselesi geçti ve Hermes'i de anlatırken zümrüt tablet meselesi geçti ve ona birazcık o yüzden değinmek istiyorum. Şimdi Avrupalı okültist takımların düşüncelerini dayandırdıkları kısa bir metindir şeklinde tek bir cümleyle açıklamam e, olabilir aslında. Ve yazılı ilk kaydının 800 yılında Abdülkadir Geylani'nin kitabı Sır el Asrar yani Sırların Sırrı kitabında da rastlamaktayız. 1140 yılına geldiğimizde de Johannes e, Hispanlesis tarafından da Latince çevriliyor. 14. yüzyılda da simyacı Ortalanus tarafından Hermes'in sırrı adıyla şerh edilen metin bundan sonradan da simyanın gelişimi üzerinde de etkili oluyor. Şimdi doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama bize aktarıldığı kadarıyla Zümrüt Tablet'in tercümesini eğer söyleyecek olursak eğer şöyle başlıyor. Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Yukarıda olan da aşağıda olan gibidir. Ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır, ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır, toprak beslemiştir. Dünyanın bütün gücünün babası budur onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter toprağı ateşten ayıracaksın süptil olanı kalın olandan bu büyük bir maharetle olmalı topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi çünkü her süptil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek. Dünyada böyle yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı. Bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana üç kere büyük Hermes denir. Çünkü bütün dünyadaki felsefenin üç bölümü de bana aittir. Güneşin yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor. Etkileyici bir yazı değil mi? Şimdi birazcık ben bu e, yazılanları açıklamak istiyorum. Şimdi hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir diye başlıyor bu metinler. Yani metin öncelikle söylenenlerin doğru olduğunun ve yalancı bilimlerle ilişkisinin olmadığını söylenmesiyle başlıyor. Bu bir anlamda aslında Kendini doğrulamaktır. Burada çok gerçektir ifadesi ise anlamı kuvvetlendirmekte. Belki de eski nitelemeler düşünüldüğünde güneşe atıf bulunulmaktadır. Güneş ve onun sembolize ettikleri en gerçek olarak kabul edilmektedir. Yani güneşin varlığı nasıl inkar edilemezse aynı onun gibi kesindir, gerçektir, doğrudur tarzındaki bir atıfının olması var. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirlerdi ise daha sonra ise burada yukarıda olan ile aşağıda olanın birliği vurgulanarak dönemin en önemli ezoterik yasası ifade edilmektedir. Bu aynı zamanda astrolojiye de böyle temel teşkil eder desek yalan olmaz. Buna göre işte makrokozmoz ile mikrokozmoz arasındaki bağlantı kesindir ve ikisine de hükmeden tanrısal yasalardır. Bu tanrının bir mucizesinin görüntüsüdür ifadesi vardır. Şimdi bu ifadenin başka bir yorumu daha vardır ve bu yorumda ise aslında burada filozof taşından da söz, edile, söz edilmeli şeklindedir. Bu taş yukarı ile aşağı arasında başka bir deyişle insan ile tanrısal öz arasında bir ilişkiyle belirlemektedir şeklinde bir anlamda çıkabilir. Bu ise her şeyin bir olmasından başka bir deyişle insanın tanrıdan çıkması mucizesi olanağı da olmaktadır. Eğer öyle bu yoruma göre aslında Simya'nın ama amacı olan filozof taşı ortaya koymaktadır. Üçüncü kısımda ve bütün her şey bir olandan geldiğinden bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Burada ise her şeyin tanrıdan ya da tanrısal tözden ya da işte ee, özden ana özden geldiği bir kere daha vurgulanarak yaratılış ifade edilmiştir. Bu ifadelerdeki işte anahtar sözcükler olan meditatio ve işte adaptatio kelimelerine bakarsak eğer buradaki bence manayı çözebiliriz diye düşünüyorum. Yani meditatio derin düşünmeyi ifade eder ancak buradaki yani bu metinlerdeki geçen anlamıyla bir eylemi ifade etmekte ve yaratıcı iradesini belirtmektedir. Adaptatıyor ise daha anlamlıdır. Yani adaptatıyor günümüzde kullandığımız adaptasyon, uyarlama anlamına geldiği için tek olandan uyum içinde çıkmak. Zaten bu tek olanın içinde her şeyi barındırdığını ve uyarlanarak var olan her şeyde bulunabileceğini göstermektedir bize. Simya yorumunda ise tek olanın materya prima olduğu ve bir takım işlemlerden sonra başka şeylere dönüşebildiği söylenmektedir. Güneş onun babasıdır, ay annesidir, rüzgar onu karnında taşımıştır, toprak beslemiştir. Bu ifade daha da semboliktir aslında. Güneş ve ay birleşmesi simyada kutsal birleşmeyi sembolize ettiği gibi güneş ateşi ayda suyu sembolize eder. Böylece dört element düşüncesi burada yerini bulmuş olur. Güneşin baba olması ise bu yaratıcı gücü belirtmektedir. Ben burada bir dipnot düşmek istiyorum. Ee, mesela dişil enerji eril enerji konuları vardır. Bu e, spiritüel açıdan bakacak olursak ya da işte ezoterik manada bile bakacak olursak bu dişil erilden bahsedilme gibi bir durum vardır. Ve oradaki normalde sembol e, sembolizmaya baktığımız zaman genelde eril enerjiyi, erilliği, erkekliği güneşle sembolize ederlerken dişilliği yani kadınlığı ise ay sembolize ederler. Ama günümüz astronomine, daha doğrusu astrolojisine baktığımız zaman da tam tersi bir yer değiştirmiştir ki bunun da sebebi zaten bu spatyum meselesiyle alakalıdır ki bunu biraz sonra açıklayacağım. Burada güneş eril enerjiyken dişile çevriliyor. Olmaması gereken bir enerjiye çevrimidir bu. Ay ise dişil enerjiyken eril enerjiye çevriliyor ki bu da olmaması gereken ya da yapılmaması anlatılmaması gereken bir anlatımdır. Bunu da baştan söylemiş olayım. Hatta ee, mesela Türk mitolojilerine baktığımız zaman da aynı bir vurgu vardır. Güneş'e eril yani erilikle yani erkeklikle ilişkilendirilirken ay ise dişilik yani kadınlıkla eşleştirilir. Ben parantezimi kapattım devam ediyorum. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü her eğer toprağa dönerse her şeye yatar. Şimdi buradaki ifadede de telasma sözcüğü farklı anlamları ifade edebilmektedir. Bazı yorumlara göre tele, e, telasma işte irade, güç anlamına gelmekte. Bazı yorumlarda ise mükemmelliği göstermektedir. Ama her iki anlamda da bir öze atıfta bulunduğu açıktır. Ve bu e, özün farkına ister buna tan yaratıcı sal ister tanrı sal ister enerji sal isterseniz töz isterseniz öz din hiç fark etmez bu özün hakikatin varımın farkına varmış olan insan toprağa dönerse yani maddede her şey gücü yetebilecek durumda olur tarzında bir ifadesi var burada aslında. Toprağı ateşten ayıracaksın. Süptil olanı kalın olandan bu büyük bir maharetle olmalı. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak. Bunun için bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak. Burada bir e, Ezoterik düşüncenin temel prensipleri aslında ortaya konmuş oluyor. Daha doğrusu hermetik düşüncenin temel prensipleri ortaya konmuştur aslında. Ee, daha önce de açıkladığım gibi bu özün farkına varmış insanın maddi üzerinde kontrolü olanaklı olabilir. Ancak bunun için süptil olan kalın olandan ayrılmalı. Yani ruh maddeye olan esaretinden kurtulmalıdır. Bu ancak kendi nefsimizden kurtulacağımız inisiyasyon ile olanaklı olmaktadır. Maharet buradadır diyor yani. Ve bu özün farkına varan gökyüzüne çıkmış olur. Ancak yine maddi aleme dönerek maddeye hükmederek yaşamına devam etmeli ve bu dünyada alacaklarını almalıdır. Artık bundan sonraki hayatta bu aşamayı için bir kere geçirdikten sonra karanlıklar yani bilinmemezlik ona uzak olur deniliyor. Bu düşünceyi aslında e, Nikolaus Valois şöyle ifade ediyor. Sol vita corpora et sota guiata lete spiritum. Yani e, Türkçe ifadesiyle eğer söyleyecek olursam bedeni çöz, ruhu pıhtılaştır anlamına gelen yani bir ifadesi var. Yani biliyorsunuz her dil tamamen başka bir dile çevrilemez ama böyle bir anlam çıkar. Bedeni çöz, ruhu pıhtılaştır. Şimdi bu ifadede de ruhun bedenin esaretinden kurtularak evrimleşeceğini belirtmektedir. Ancak bütün düşüncelerle var olan ruhun bedenin esaretinden kurtulduktan sonra madde yokmuş gibi yaşamak değil, kişinin bunun farkına vararak günlük yaşantısına devam etmesi esastır. Yani sen bilgiyi al, kendini işle ve daha sonra bunun farkına vararak sen bir insan olarak dünyada yaşamına devam etmelisin der. Metin daha sonra bundan sonraki kısımlarında ise yaratılışın da bu şekilde olduğunu ve her var olanda bu özün var olduğu yani içimizde aslında bizim fark edemediğimiz, bilemediğimiz ya da işte algılayamadığımız bir potansiyelimizin olduğunu söyleyerek son bulur. Ki aslında mesela günlük hayatımızda da biz bu durumla karşılaşıyoruz. Bazılarının işte dışarıdan bakan bir gözün ya yani sen kendinin hiç farkında değilsin. Sen yapabileceklerinin farkında değilsin sanırım. Potansiyelinin birazcık farkına var gibi cümleler aslında bizim hayatımıza ne kadar var olsa da bu durumun öyle bir derin manası vardır ki her insanın içinde kendi kapasitesince kendi idrakınca yapabileceği inanılmaz bir enerji vardır. Yani onu yapabilecek gücü vardır aslında. Ama insan ta ki bunun farkına varana kadar. Şimdi ben bu zümrüt tablet metinlerinin birazcık da tarihine girecek olursam eğer bu hermetik yazılar içinde en önemlisi kuşkusuz bu zümrüt tablet olduğunu anlamışızdır umarım. Ve orta çağlardan bu yana bu metin birçok okültistin dikkatini çekmiş ve farklı yorumlamaları da yapılmıştır. O yüzden e, mesela zümrüt tabletlerden bahsederken doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılabilir. Orasını bilemem. Ama bize aktarıldığı kadarıyla dememin sebebi budur. Yorumlamalara açık olmuş olmasından dolayı. Şimdi metinden ilk olarak Albertus Magnus dediğimiz işte Deminerebus adlı eseri var ve orada aslında bu zümrüt tabletten bahseder. Yani bizim elimize yakın bir zamanda ulaştığına göre ve buna göre Hermes'in mezarı İskender tarafından bulunmuş olup tabletler de burada açığa çıkmıştır. En yaygın söylence ise bu tabletlerin Hermes'in lahtinin olduğu yerde ellerinin arasında bulunmuş olduğudur. Şimdi az önce bu bahsettiğim hani Tuval'ın Apollonius hikayesidir aslında bu durum burada sembolik bir ifade kullanıldığı da varsayılırsa e, varsayılabilir aslında ve tabletlerin zümrüt olması önce bu taşın her mesele ait bir taş olduğunu da aklına getirmektedir ancak zümrüt yeşil rengi ile birazcık ekini sembolize ettiği gibi yani yeşil sonuçta e, saflığın enerjinin inisiyasyonun e, özün bir simgesi daha doğrusu rengi olduğu da böyle ortada olan bir anlam olunca bu okült gelenekte bilgelik sembolü olarak da kullanılmıştır bu yeşil rengi yani zümrüt tabletlerde o yeşil tabletler meselesi birazcık da renginden oluyor bu şekilde de kullanılmaktadır ve bu tabletlerin içeriğinin hermetik bilgilik olduğunu da düşünülürse bu yazıların zümrüt tablet üzerine yazılmış olmasının anlamı bence daha da iyi gözükür. Zümrüt Hristiyanlıkta da inancı sembolize eder mesela. Hermetik yazıların birçoğu helenlenmiş Mısır'a aittir. Yani bu Hermes Trismegistus'un işte antik Mısır'a iletmiş olduğu bu bilgelik zamanını biz Helenistik Mısır diyoruz. Bu döneme aittir ve bu yazıların da orijinal Yunanca metinlerinin var olduğu varsayılmış ancak bugüne kadar eksiksiz metin bulunamamıştır. Sadece 20'ye yakın Arapça versiyonuna rastlanmıştır. Ki bu zümrüt tablet hakkında elimizde olan ilk versiyon Tiyanlı Apollonius'ta yani az önceki bahsettiğim e, ifadede vardır. Mesela az önceki hikayede anlattığım balinus kalk balinus işte ışığını cam bir kavunu e, faunusun içine koy balinus tarzında bir hitap meselesi de vardır ki tekrar söyleyeyim. Hani az önce de demiştim. Apollonius bazı yerlerde balinas ya da balinus diye de geçer. Ve e, İsa'dan sonra 1. yüzyıl e, yani İsa'nın döneminde yaşamış olan Apollonius yeni Pisagoracı yani Pisagorcu filozoflar arasında da önemli bir yer tutmakla birlikte döneminde okült bilgisiyle tanınmıştır ki anlattığı hikayede de zaten bu yüzden var. Ben bu ilimle bir üne, bir şana, şöhrete kavuştum. Yalnız şöyle eklemek istediğim bir nokta var. Bu Tiyanalı Apollonius'a baktığımız zaman büyü ve simya üzerlerine de kitapları var bu e, kişinin. Ve Apollonius'a atfedilen en önemli kitaplardan birisi de Yaratılışın Sır kitabıdır. Yani e, Arapça tabiriyle çünkü Arapça çevirisi de yapılıyor kitabın. Kitabı Sırrı El Halika dediğimiz bir kitaptır ve bu kitapta Zümrüt Tablet metninin bir versiyonu da bulunmaktadır. Bu kitabın e, Sagius isimli bir din adamı tarafından işte hikaye şöyle çünkü e, kitap Sagius isimli bir din adamı tarafından 6. yüzyılda Arapça'ya çevrildiği söylenir ancak orijinal Yunanca metin bulunamamıştır kitabın giriş kısmı ise oldukça ilginç olduğunu da söyleyebilirim bu arada bu kısmın bir bölümünde bu yazıların nasıl bulduğunu Birkaç dakika içerisinde zaten Balinus'un kendi ağzına anlatımıyla söylemişti hikaye şeklinde. Bence tekrar anlatmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. İşte zümrüt tablet meselesi de budur. Şimdi bahsetmek istediğim konu ise. Şimdi e, az önce mesela şeyden bahsettim. Bu yaratılışın da aslında böyle olduğundan bahsederken aklıma şöyle bir konu anlatmak daha geldi. Yani bu Hermes'in ...bir konuyla daha bağlantılı nasıl olabileceğini... ...ve az önce bir kavramdan da bahsettim. spatiyum diye bir kavram. Bununla birazcık da ilişkisini de aslında anlatabiliriz diye düşündüm. Onda da şöyle bir şey. Bu Adem ve eşinin yani diğer bir tabirle anlatılanlar üzerinden... ...Havva'nın veya birçok hikayede de bahsedilen... ...işte bu 900 yıl, 1000 yıl yaşadı gibi söylencesinin geçtiği yerde ortalama yani dünyada şu anda günümüzde ortalama 75-80 yıl yaşanıyor. Ortalama olarak bakacak olursak. Bazı yerlerde ise mesela 100 yıl, 120 yıl yaşayanlar da var. Buradaki olay aslında tamamen manyetik bir boşluktan kaynaklanıyor. Ve asıl da konunun bu hermetik bilginin diğer bir önemli olduğu anlatılması gereken konunun da burası olduğunu düşünüyorum. Şimdi İki kişi ya da iki varlık düşünün. Bu arada bu anlatacaklarım e, tekrar bunu ilerleyen zamanlarda söylemeyi düşünüyorum. E, anlatılar, mitolojiler ve inançların temel olarak harmanlanmış birazcık da farklı olarak farklı alanlardaki yorumları da birleştirilerek yapılmış olan kendi düşüncelerim olduğunu ki benimle aynı düşüncede olanların da olabileceğini düşünüyorum bu arada o yüzden bu anlatacaklarım yani birazcık farklı onu baştan söyleyeyim şimdi iki kişi ya da iki varlık düşünün birisi işte normalde mesela bize anlatılana göre böyle Secde ediyor daha doğrusu iman ediyor işte Adem'e diğeri de şey yapmıyor buna şey yapmıyor böyle secde etmiyor yani bir taraf bütün alemin sırrına belli gezegenlerin konumuna tam vakıf olmuş böyle Adem oğluna yardım etmek üzere o sistemin içerisinde bilgisini aktarmış olan bir varlık var ortada. Diğerinde ise tam onun zıtlığı, tezatlığı olarak onu yok etmek isteyen ve o sistemin döngüsünü değiştirmek isteyen bir varlık var. Yani tıpkı şey gibi düşün. Saat için mesela ortada ne var? Ee, mesela bunu bu örneği ben bir yerden gerçekten duyduğum zaman çok böyle dikkatimi çekmişti. Orada şöyle deniliyordu. Mesela saat örneği veriyordu ve sağdan sola akması gerekirken soldan sağa akıyor demişti mesela. Şimdi soldan sağa her şey kapanır normalde bildiğimiz kadarıyla. Çünkü çeşmeyi de soldan sağa doğru kapatıyoruz ya da herhangi bir şeyi soldan sağa doğru kapatıyoruz. Aynı şekilde işte bu oluşumlarda da farklı bir şekilde soldan sağa meselesi var. sağdan sola meselesi, soldan sağ meseleleri var. Ama mesela bakıyorsunuz şimdi sağ tarafın bir önemli olan bir inanç sistemlerinde mesela buna çok dikkat ederiz. Bir önemi var. Yani mesela papazlar sağ elleriyle vaftiz eder. Sağ yönüyle. Ya da işte mesela e, İslam'a baktığımız zaman tavafın işte sağdan sola yapılması vardır. Ya da Kur'an'ın sağdan sola doğru açılması vardır. Ya da mesela hahamlara baktığımız zaman duvara sağ elleriyle dokunması vardır. Ya da büyüklerimizden bize kalan bir e, nasıl diyeyim öğreti olan bir aktarılmış sözü gelenek olan işte çocuğum eve girerken sağ ayağınla gir tarzında ya da işte mesela diğer bir anlatımlarda <laughs> meleklerin sağ tarafta kötünün yani şeytanın sol tarafta olduğu anlatımlar vardır mesela büyüklerimizden bize gelen. Ama bir tek böyle sol sola kalp kısmına baktığımız zaman aslında orada işler değişiyor. Çünkü e, böyle kalp tarafına yani ben mesela ben de aynı şekilde sol e, sol koluma ben saatimi takarım ve soldan sağa bir saatin böyle akması gerçekten dikkat edilecek daha doğrusu dikkatimi çeken bir husus olmuştu benim için. Yani neyi kapatır kalp frekansı? Çünkü bu benim aklıma bu soruyu getirmiştir. Soldan sağa kapanmak varsa solda olan bir kalbi daha çok ne kapatır? Frekans açısından ya da hissiyat açısından, duygusal açıdan. Yani birazcık aslında bu konudan başlamak istiyorum. Tot ve spatyum denildiği zaman manyetik alan aslında insanların tekamülünde uzun yaşam sırrına ve ölümsüzlük sırrına vakıfken sonsuzluk yani hani Sümer tabletlerinde olsun, akatlarda olsun, Babillerde olsun falan yani birçok aslında Amerika coğrafyasında, uzak doğu coğrafyasında hani 800 bin yıl yaşamış, 500 bin yıl yaşamış tanrılardan söz ederler. Mesela bunun en bariz örneği Sümer tanrılarıdır. Mezopotamya örneği daha yakın olduğu için bize. Hani böyle insanımsı suretlerde de geçer hatta anlatımlarda. İşte dev iri varlıklar. Onların gökten geldikleri birçok kültürde vardır mesela. Mezo Amerika kültüründe de vardır. Uzak Doğu kültüründe de vardır bu gökten gelindiği yazılan tanrılar bu konusu. Şimdi burada tersine bir döngü var. Yani manyetiği kendi sisteminde yani spadyumda insanları yani Ademoğlunun ömrünü kısaltıp bunu göre biçimlendirilmiş bir sistem var. Bunu birazcık bilimsel olarak şöyle bir parantez içinde söylemek istiyorum. E, şimdi normalde insan ne kadar ömür alırsa yani ne kadar yaşlanırsa aslında metabolizmasının da o kadar yavaşlaması, ne kadar genç olursa metabolizmasında o kadar hızlı olması vardır ortada. Aslında dünyada da böyle bir sistem var. Dünya ne kadar çok yaş alırken hızlanırsa ki dünyanın dönüş hızından bahsediyorum. Bizim şu anda 24 saatlik dediğimiz zaman diliminin aslında kısalması vardır dünya ne kadar yavaş dönerse insanın da daha pardon özür dilerim dünyanın da o kadar zamanında yani o 24 saatlik zaman diliminin uzaması söz konusudur. Ve işte bu önceki dünyanın zamanına baktığımız zaman bu durumun bir iki sefer bu manyetik tufan öncesi zamanda yaşandığı söylenir. Yani e, yer çekimi ve magmanın etkisiyle bu bilimsel bir durumdur bu arada onu söyleyeyim bu konunun dışında konuya tekrar geri dönerim magma ve yeryüzü tab e, yer tabakasının işte belirli bir şekilde faaliyetleri sonucunda bir e, taklı gibi bir şey söz konusu oluyor yani günümüzde bildiğimiz kuzey e, yani kuzey yerine güney güney yerine kuzey olduğunu düşünün ve manyetik Kısımların da bu şekilde değişilme gibi bir durumu aslında bahsedilir birazcık. böyle bir durumda. Ve e, bu dönemde birazcık da mesela 21 bin senelik dünyanın eğikliğinden dolayı bu e, ekliptik meselesinden dolayı e, bir kaymaların yaşandığı bir dönemlerden de bahsedilir. Aslında birazcık bu durum bununla da e, ilişkilendirilebilir. Yani... Ama bunun bir müdahale ile olduğunu da düşünebiliriz. Yani Adem oğlunun ömrünü kısaltıp yani bu eğer anlatılar sembolik anlatımdan daha ziyade gerçekten de böyle bir şey doğruysa bu 800 bin yıllık mesele ya da 500 bin yıl yaşama meseleleri falan eğer doğruysa ortada bir ömür kısaltma gibi bir sistem var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da Matrix'ten çıkış önemli. Yani Ortada bir kodlama var. Eğer bir sistem varsa bir yazılım var. Bir yazılım varsa bir kodlama vardır. Yani bilgisayarlarda bile, teknolojide bile bu durum bariz bellidir zaten. Öyle bir örnek vereyim. Burada ise asıl mesele şu. Az önce bahsettiğim ölümsüzlük dediğimiz yerde yani insanlar şunu algılayabiliyor. Ölümsüzlük işte hiç ölmeyecekmiş gibi. Yani hep bu dünyada yaşanılacağından yani yaşanılacak algısının olması vardır ortada aslında bu yanlış bir düşünce çünkü ölüm diye bir şey yok, yani bir şeye bırakıp gitmek var. Mesela yine bu konuda büyüklerimiz işte e, birisi vefat ettiği zaman işte ya üzülmeye gerek yok, asıl evine gitti, tarzında başka bir yerden. Yani bedenini bırakıp başka bir yere gitmeden bahsederler bazı büyüklerimiz. Aslında bir durum da bir, e, böyledir. Yani ölümsüzlükten kasıt aslında bir şeyi bırakarak e, yeni bir şeye gitmektir. Ya var olmaktır. Yani olmak dediğim yer ara, e, yani orası zaten. Bize işlenmiş olan şey ise bağımlılık. Yani şu anda mesela üçüncü boyutta yaşadığımız zaten biliyoruz ve bu bağımlılıktan kopamamak var işin ucunda buraya çıkılıp kalmak var ortada yani bu e, sevdiklerimizden olabilir malımızdan mülkümüzden olabilir ya da mesela e, çok sevdiğimiz bir kişiden olabilir bir evden olabilir bir arabamızın olabilir ama bir şeyden kopamamanın korkusunu bize işlediler bir şeyi yani dünyevi şeyleri sanki gerçekten de uhreviyatı büyükmüş gibi manası çok büyükmüş gibi bize işlemeleri söz konusu ama benim anlatmaya çalıştığım ölümsüzlük ise bir şeyi bırakıp gitme. Yani şu anki etten bedenden var olan bedenimizi bırakıp yeni bir formda yeni bir başlangıç durumudur bu aslında. Mesela gündeme baktığımızda da aynı şekilde uzun zamandan beri işte şu anda dünyada en çok yaşayan kişi kaç yaşında gibi sorular mesela bunlar ya da e, en yaşlı olanın kim olduğu sorusudur. 100 mü? 120 mi? 150 olsun. 150 yaşında olan bir insan en fazla mesela Atalarının söyledikleriyle onda, yani ee, ondan önceki atalarının söyledikleriyle 200-300 yılın bilgisini tam olarak aktarır bize. Yani kendi kafasında biçimlendirdikten sonra. Ama normalde bahsettiğimiz bu hermetik konuya bakarsak da eğer bu seferde 35 milyonluk bir geçmişten bahsedebiliriz yani. Bu gerçekten de inanılmaz bir durum. Yani şu anki bilimsel rakamlara göre yaklaşık yani tam olarak şu anda sayısını hatırlamadım. 5 milyar yaşındaki var olan gezegenimiz dünyanın yaşı karşısında işte 35 milyon yıllık bir geçmiş söz konusu. Bu dünyaya gelmiş bir de eğer mitoloji, anlatı, spiritüelizm, işte ezoterizm, okültizm, din gibi birçok konuyu da eğer bakacak olursak bütün hikayelerin hepsine ya da işte e, bilimde de farklı formları da düşünecek olursak eğer 400 bin varlığın olduğundan bahsedebiliriz. Sen diğer anlatılarda da işte insanımsı varlık da diyebiliriz biz bunlara. Bunların her birine baktığımız zaman da. Ayrı ayrı o zaman şöyle bir mantık çıkaralım ortaya. Acaba Adem yani bizim ilk bahsettiğimiz ilk normal insan olarak bahsettiğimiz Adem tek bir varlık olarak bu dünyaya geldiyse yani keza Havva yaratılışı böyle dile getiririz ama 7 nesil insandan bahsettiğimiz zaman ee, o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Birçok kişinin kafasında Adem Afrikalı bir zenci miydi yoksa bir Çinli miydi Japon muydu biz sarışın bir Slav mıydı yoksa Orta Asyalı mıydı yani hangisinden bahsediyoruz eğer ortada tek bir Adem varsa yani bütün bugün bütün bu e, sistemi yıkabilecek çok fazla belge var ortada tek Adem yok aslında yani Adem'in bir adam sıfatı olduğunu düşünelim biz burada. Ki anlatılar üzerinden gidiyorum tekrar. O yüzden 400 bine yakın varlık, insanımsı varlık, insana benzeyen insanımsı varlık ve adam. Peki bu dönemin içerisinde bu yazılımlar yapılırken Hermes diye de bahsedebileceğimiz, İdris diye de bahsedebileceğimiz, Tot diye de bahsedebileceğimiz bu spatyon meselesiyle birleştirdiğimiz yerde o zaman İdris'le ne alakası var dediğimiz yerde işte İdris'in aslında birazcık daha az önce anlattıklarımla birleştirecek olursak eğer bütün bu sistemi yani kainatın bilgi sistemini tarayıp bize bilgilere aktaran bilgileri bırakırken ortadan kaybolan ve o bilgiler ve uyardığı bir şey olması var ortada. Yani kaybolmaktan kastım bilgilerin kaybolması. İdris'in kaybolması değil. Onu da bu arada söyleyeyim. Şimdi astrolojinin mesela astrolojiyle önemli olduğunu söylemiştik. İdris'in bize aktardığı yani bilgiler ışığında. Şimdi astrolojinin en derinine 7 kat yer 7 kat gök sırlarını işte ee, seçilmiş kimselerden bahseder ve onlara bunu bahsedebilir diyor. Onlar bunu bahsedebilir. Ama şu ana baktığımız zaman bilgisi olan da olmayan da para karşılığı bunu öğrenen de işte oradan buradan yalan yanlış bilgilerle de bu bilgileri alan kişiler ben astroloji uzmanıyım diyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve tamamen işte gazetelerin sağ tarafındaki saçma sapan tarzda olan yazılar gibi bir bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. Bunu hiç kimse bence İnkar edemez diye düşünüyorum. Ama şu andaki işte bahsetmeye çalıştığım konu bu. Normalde gerçekten bu bilgiye vakıf olan kişilerin bu bilgileri anlayıp aktarması gerekirken şu anda dünyada herkesin bahsediyor olması var. Hatta ben işi şöyle bir boyuta da götüreyim. <laughs> Bazıları 3 yıl sonra, 10 yıl sonra, 30 yıl sonra yani kehanetleri bulunuyor. Yani Bilmiyorum ama bu işin iyice saçmalığının çıkmış olduğu nokta oluyor burası da. Manyetik alanda bu bahsettiğim manyetik alanda öyle bir oyun oynanıyor ki hatta oynandı ki şu anda insanlığın sonunu nasıl getirebiliriz için konuşuluyor ki mesela bunun daha elle tutulur kanıtı işte ülkelerin birbirleriyle her türlü savaşı yapması ister bu siber savaş olsun ister toplu tüfekle yapılan savaş olsun ama sonuçta insanlığın zararına var olan bir savaş var ortada. Bu e, mesela son gündemde bazı meraklı kişilerin de bahsetmiş olduğu bu şuman rezonansı meselesi vardır. Dünyanın kalp atışı da diyebileceğimiz bir durum var mesela. İşte insan EGS'i çekildiği zaman o esnada o sistemde parametreler insan beynine yakındı. Yani dünyanın frekansı ile insanın frekansı birbirine yakındı bu bilgilerin olduğu dönemde. Hermes'in bilgilerinin, kainat, kadim bilgilerin var olduğu dönemde. Dünya aslında Schumann rezonansı için biz ne diyoruz? Dünyanın kalp atışı diyoruz ki az önce bahsettim bu tabirden. İnsan için ne diyoruz? İnsan ile dünya bir partnerdir. Ama sistemi bozmak için İdris'in ya da Hermes'in bütün bu aktardığı bilgileri ortadan kaldırıp ister kötü enerji deyin isterseniz iblis tayfası deyin ne derseniz deyin az önce anlattığım spadyumdaki yani o e, in, ruh beden alanındaki bu manyetik alanın etkisini tersine çevirmeye e, uğraşılması gerekiyor. Ki uğraşılıyordu zaten. Şimdi bunlar neyi gösterir günümüzde? Spiritüel ve benzeri gibi alanlarda da bahsi konu olan işte bu aydınlanış zamanı ya da namı diğer altın çağdan bahsediyorum. Hani bazıları e kardeşimizin algılarımız kapalı. Üçüncü boyuttayız, beşi geçeceğiz. Yani 5 B'ye geçeceğiz falan diyorlar ya hani. Olay burada saklı aslında. Yani anlattıklarım açısından. Çünkü insanlar konuştukça ve düşündükçe bir şeyleri yaratırlar aslında. Mesela spiritüizme baktığımız zaman çekim yasası diye bir şeyden bahsederler. Yani siz evrene gönderdiğiniz Mesela bunun farklı bir tezahürü de duadadır mesela. Dua etmek gibi bir konudur. Neyse oraya girmeyeceğim. Siz evrene bir enerji yolladığınız zaman evrenin de size onun karşılığını göndermesi vardır. Buna karma darma da diyebiliriz. Yani karma darma meselesi de diyebiliriz. Ya da bunu daha da basit bir ifadeyle açıklayacak olursam eğer eee sizin aklınızdaki, senin aklındaki düşünceyle ve ağzından çıkan bir cümle böyle çıktığı vakitte artık bedenin dışına çıktığı vakitte birbirleriyle bu çekim yasası dahilinde evrende gerçekleşmesi manasından dolayı birbiriyle yarışırlar ki o düşündüğün enerjinin bir e, artık geri dönüşü olsun durumu. Yani bir nevi aslında ne ekersen onu biçersin gibi bir durum vardır ortada. Ve bu süreç bize kodlanmış olan bu az önce bahsettiğim ölüm ve ölümsüzlüğü ortaya çıkarmak için buna yine bazılarının tabiriyle ilahi sistemin bu negatif enerjide olan sıpatyum arasında bir müdahale savaşı vardır. Desem bence yanlış olmaz. Yani doğru bir tabir olur. Çünkü sıpatyum'un tekrar Gecek gece ve spadyum nötrdür. Yani nötr bir enerji alanıdır. Eğer pozitif bir müdahale edilirse pozitif enerjiye, er, negatif enerji müdahale ederse negatif enerjiye yer. Böyle bir durumu vardır ortada. Daha basit tabirle ise insanoğlunun yüzyıllardır sorduğu o hani kadim soru vardır ya ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunun da aslında cevabının bulunacağına. Yani her insanın kendince bulacağı bir dönemdir aydınlanma altından kastım bu. Bilinç yükselmesidir aslında bir nevi bu durum. Negatif taraf için durumu şöyle özetlemem gerekirse eğer işte e, hani bir mesele vardır dünya nüfusunu indirmek, dünya nüfusunu azaltmak kimilerine göre bir komplo teorisi olabilir. Ya da kimilerine göre ise bir gerçek de olabilir. Yani sonuçta kanalımın konsepti geri ilgimi çeken konuları her bakımdan ele alıp anlatmak ve karşımda seni görmesem bile fikrine saygı duymam gerektiği düşüncesi vardır. Neyse negatif tarafı ise bu sırrın ele geçmemesi için bir eleme projesi desem yani ne kadar insanı elersem o kadar iyi düşüncesi var ortada. Geriye kalan da bana kulluk eden köle olur gibi bir mantık var ortada. Peki bunu nasıl yapıyorlar diye bir soru soracaksın eğer karşımda. Şöyle diyeyim kurban psikolojisini duydun mu hiç? Ha işte tam olarak o tarz bir psikolojiyle yapıyorlar. Ve bu bir frekans düzlemidir aslında. Bir örnek vereyim. Adem ile eş, eşine cennetten bütün meyveleri yiyebilirsiniz ama bir tanesini yemeyin denilir mesela. Yani bu hikayeyi biliyorsundur. Yaratıcı, yani yaratılış hikayesi diye bahsedilir hatta. Doğruluğu ya da gerçekliği beni şu anda ilgilendirmez. Benim için burada önemli olan konu anlatılanların, bana göre aktarılmak istenen mesajının sembolizmde gizlenmiş olması var. Yani bir sembolik anlatımının olması var ortada. Mesela bu yaratılış hikayelerinde iki ırk düşünebiliriz bu arada. Bu anlatacağım benim tamamen kendi fikrim. Onu tekrar baştan söyleyeyim. Bu yaratılış konusunda Adem'i adam olarak düşünüp ilkel ve savaşçı, akılcı olsun. Eşi yani Havva'yı ise Kalbi olan, tekamülleri olan, sorgulayan, soruşturan, kadim bilgi aç birisi olarak düşünelim. Diğer coğrafyalarda dahil olmak üzereki anlatımlarla da geçen, dünyada yaşayan diğer gelişmiş ama insan olmayan varlıkları da bu işin içine ekleyelim. Mesela bu hikayede herkes yılanı bilir, yılanı, yılanın kandırma meselesini. Bunu da bir kenara not edelim. Ve... E, Diğer kaynaklarda da işte bu meyveyi e, yani elma olarak daha çok bahsi geçer. Elma olarak alır ki dünya tarihinde de zaten elma sembolü köklü bir sembol olup bilgi, bilgelikle ilişkilendirilir zaten. Böyle bir durumu da var elmanın. Şimdi hikayeyi tekrar baştan olursa yani bunu da ekleyerek bu yılan yani iblis Havva'nın bu kadar yüksek bir frekansta, yüksek bir bilinçte, yüksek bir bilgelikte olmasından dolayı aralarına yani Adem ile Havva'nın aralarını yılan formunda sızıp Adem ile Havva'nın ulaşmaması gereken yasak bilgiye ulaşması olur bu sefer anlam. Yani sembolizmi birazcık baktığımız zaman ortada böyle bir anlam çıkıyor. Devam edeyim. Olay nasıl gelişiyor? Sonrasında hava işte yasak bilgiye vakıf oluyor. Yani elmayı ısırıyor. Sonra Adem'e de vererek aslında kendisinde vakıf olduğu bilgiyi Adem'e de aktarıyor. Tıpkı kendisi gibi insan formunda güvenebileceği kendi eşi benzeri olan birisine. İnsanoğluna geçen bu bilgilere yine anlatılar ve mitolojiler eğer üzerinden gidecek olursan Diğer varlıkların da ulaşmaya çalıştığı bir bilgi. Ama aradaki o sınır meselesinden dolayı bakıf olunamayacak bir bilgi. Fakat bu kadim ve yasak bilgi insanoğluna geçmiştir artık. Hadi hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir çaremiz de yok. Şimdi aklıma gelmişken şöyle bir şey diyeyim. Neden dünya var olduğundan beri bir dişilik meselesi gündemde hep? Yani hiç düşündün mü? Mesela kadın birçok farklı medeniyette niye kutsal? Öyle sorayım mesela. Bunu sakın kadın sağlık olarak ya da feministik olarak düşünmeyelim. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey rahimiyet ener- rahimiyet enerjisi dediğimiz bir konumdan aşağılanan, ikinci sınıfa düşen, böyle işte diri diri toprağa gömülen bir e, yeri geldiği zaman da eşya muamelesi gibi böyle hep arka plana atılmış, önemsiz bir varlık olarak düşürülmesi var ortada. Ve başka yerlere de sapara konuyu dağıtmak istemiyorum. Eğer az önceki anlattıklarımdan yola çıkarsak eğer kadının varoluş kodlamasıyla gelen ve Adem'e aktarılacak olan bilginin önünün kesilmesi gerekiyor. Yılan motifinin de bence devreye girmesinin sebebi budur. Yani birazcık anlatımlar yani başkalarının e, uzun süredir anlattıklarını eğer birleştirecek olursam kendi düşüncem üzerinden gidiyorum. Yani Adem oğlunun bir uyanmaması gereken bir konu gibi bir durum ortada oluyor bu sefer. Diğer bir deyişle spatyumun etkilenmesi veya müdahalesi söz konusu olması gerekiyor. Uzun lafın kısası. Hermes yaratılış öncesi bilgilerle ki biz bu bilgilere kadim bilgelik diyoruz. Beraber ki bu bilgileri öğreniyor ve insanlığa aktarıyor. Günümüze kadar da çeşitli yöntemlerle aktarılan hermetik öğretilerin oluşum süreci de böylelikle başlamış oluyor. Uzun lafın kısası tamamen bu şekildeydi ve öğrenilmesi gereken bilgiler bilgi, yani bilgiler mi? Evet insanın kendini geliştirmesi gereken bilgiler mi? Benim düşünceme göre evet ve bu yeni dönemde yani bilinç yükselmesinin olacağı dönemde de e, insanın doğru bilgileri doğru kaynaktan öğrenerek kendini geliştirerek aklını ve kalbini kullanması da gerekiyor mu? Evet diyerek ben son sözlerimi söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.